Right. Herkese merhabalar sevgili gençler ben Sercan İgrek, İngilizce öğretmeniniz bugün sizlerle 5. sınıf İngilizce 1. ünitemizin konu anlatımını yapacağız Hello ile başlayacağız artık sizler 5. sınıfsınız bir level daha atladınız gençler İlkokul bitti ortaokul oldunuz dersleriniz biraz daha zorlaşmaya başlayacak o kadar da önemli olacak artık yazılarınız çok daha önemli olacak o yüzden bu sene sizlere destek için ben yine buradayım gençler birden 10. üniteye kadar sene sonuna kadar hep burada olacağım bütün üniteleri anlatımını yapacağım çok güzel bir kaynaktan anlatım yapacağım Emin olun bu videoları izledikten sonra derse girdiğinizde İngilizce öğretmeninizin çok fazlasıyla gözüne gireceksiniz. Sizi çok sevecektir. Çünkü her şeyi bilmiş olacaksınız. Bu sene sizler için yeni bir başlangıç. Umarım beklediğiniz gibi olur. Umarım her şey gönlünüzce olur. Her şey çok başarılı olur gençler. Herhangi bir sorunuz, herhangi bir isteğiniz olursa lütfen yorumlarda yazmayı unutmayın. Tek bir ricam var sizlerden. Kanala abone olun lütfen ve videoya like atarsanız da beni çok mutlu edeceksinizdir. Daha fazla gevezelik yapmayayım. Hadi hemen ders anlatımımıza geçelim. Yine aralarda muhabbetimizi yaparız. Sorularınız olursa da dediğim gibi yorumlarda bekliyor olacağım. Hadi hemen konu anlatımımıza geçelim. Evet gençler birinci ünitemiz hello merhaba demekti. Hello artık biliyorsunuzdur bunu ilkokulda da gördünüz bunlar aslında. Merhaba ile başlayacağız yani kendimizi tanıtacağız. Önce ülkelere bakacağız. Ülkeler ve onların milletleri hangi dilleri konuşuyorlar onlara bakacağız. Daha sonra derslerimize bakacağız. Hangi dersleri görüyoruz? İngilizce isimleri neler? Bunları nasıl soruyoruz? Onlara bakacağız. Daha sonra sevdiğimiz ve sevmediğimiz ve iyi olduğumuz şeylerden bahsedeceğiz gençler. En sonunda da alıştırmalar yapacağız. Pekiştirmek amaçlı hem de etkileşimli olacak. O yüzden videoyu mutlaka sonuna kadar izleyin. Bu arada bu üniteyi More More Z kitaptan anlatıyorum ben. Eğer sizlerde More More Students Book varsa ya da öğretmeniniz alacaksa beni oradan da takip edebilirsiniz. Tavsiye ederim. Çok güzel bir kaynaktır. Evet öncelikle talking about countries, nationalities and languages diyoruz gençler. Yani ülkeler, milletler ve onların dilleri hakkında konuşacağız önce. Country ülke demek gençler. Nationality millet yani ırk demek, language ise dil demek, konuşulan dil demek gençler. Türkiye ile başlayalım. Eskiden biz Türkiye'nin İngilizcesi Turkey olarak söylüyorduk ama bu değişti. Direkt Türkiye olarak söylüyoruz, country olarak Türkiye diyoruz. Türkiye'deki yaşayan millete biz ne diyoruz? Türk milleti değil mi? Yani Turkish oluyor milletimizin adı gençler. Konuştuğumuz dil de Türkçe olduğu için yine o da Turkish oluyor. Şöyle bir ipucu vereyim sizlere. Milletler ve diller genelde aynı şekilde söylenir. İngilizce'de birkaç tane istisna vardır. Onlara dikkat edin. Onun dışında Gerisi hemen hemen aynıdır. Daha sonra France, France, Fransa demek gençler. Fransa milletine biz French diyoruz. Yine konuştuğu dil Fransızca ya da French diyoruz gençler. Bakın yine nationality ve language ikisi de aynı. Daha sonra Spain, Spain, Bayrağı da dikkat edin lütfen burada. İspanya demek. İspanya'da yaşayan millet yani İspanyola biz ne diyoruz? Spanish diyoruz. Konuştuğu dil İspanyolca ya da yine Spanish diyoruz. Gördüğünüz gibi bakın French, French, Spanish, Spanish. Yani milletler ve diller genelde aynı oluyor. Geldik Japan yani Japonya'ya gençler. Japonya'daki millete biz Japon diyorduk. O da Japanese olarak söylüyoruz. Ve yine konuştuğu dilde Japanese oluyor. Germany Almanya demek. German yine Alman. German yine Almanca bakın hepsi aynı gördüğünüz gibi. China Çin demek gençler. Bayraklarda lütfen az çok tanıyın. Çinli derken Chinese diyoruz. Çince'ye de yine Chinese diyoruz gençler. Yine burada da millet ve dil aynı şekilde yazılıyor. Russia, Rusya demek gençler. Ruslara biz Russian diyoruz. Rusça'ya da yine Russian diyoruz. Britain, Britanya demek yani bizim İngiltere. British ya da English diyoruz biz orada yaşayan millete gençler. İkisini de söyleyebiliyoruz. Konuştukları dilde İngilizce olduğu için buna da biz English diyoruz. Italy, İtalya demek. Buna da yine İtalya'da yaşayan kişilere Italian. İtalyanca da yine Italian diyoruz gençler. Fark ettiyseniz millet ve dil hemen hemen hepsinde aynı. Egypt, Mısır demek gençler. Egyptian, Mısırlı. Mısırlılar biliyorsunuz Arapça konuşuyor. O yüzden bunların dil biraz farklı. Arabic diyoruz yani Arapça diyoruz. India, Hindistan demek gençler. Indian, Hint. Hindi de Hintçe demek. Burada da biraz farklılaşıyor. The USA. Amerika Birleşik Devletleri gençler yani The USA. Buradaki USA kısaltma aslında United States of America. Bu baş harfleri alınmış. The USA diyoruz kısa bir şekilde. Amerika'da yaşayan kişilere biz Amerikalı diyoruz. Yani American oluyor. Amerika'nın resmi dili İngilizcedir gençler. Yani konuştuğu dil İngilizce olduğu için de dillerine yine biz English diyoruz. Bunlar önemli. Lütfen bunları ezberleyin. Hatta çıkarın defterlerinizi. Bence notlarınızı alın gençler. Şimdi ne yapacağız? Meeting people. insanlarla tanışma. Biriyle yeni tanışırken hangi soruları soruyoruz? Nasıl cevaplar veriyoruz? Bunlara bakalım gençler. Öncelikle what's your name? Adın ne demek? What's your name? My name is Sabiha Uçar demiş mesela burada. Ya da my name is Sercan diyebilirsiniz gençler. Ya da kendi isminizi söyleyebilirsiniz. Where are you from? Nerelisin diye soruyor gençler bakın where are you from? Şu from'a dikkat edin. From varsa biz ne yapacağız? Yaşadığımız ülkeyi ya da yaşadığımız şehri söyleyeceğiz gençler. I am from Ankara. I am Turkish demiş. Ankaralıyım, Türk'üm diyor burada gençler. How old are you? Kaç yaşındasın? I am 13. 13 yaşındayım. Where do you study? Nerede çalışıyorsun diyor. Bakın ver bize nerede sorusunu sorar gençler. Nerede okuyorsun anlamında soruyor bize. Yani bunu gördüğünüzde ne yapacaksınız? Okuduğunuz okulu söyleyeceksiniz. Bunu da nasıl söylüyorsunuz? Örneğin I study at Gazi Secondary School. Ben Gazi ortaokulunda okuyorum diyor. Bakın burada secondary school ortaokul demek. Bilginiz olsun. How many languages do you speak? How many bize kaç tane sorusunu sorar gençler? Language zaten az önce söyledik değil mi? Dil demekti. Speak de konuşmak demek. Kaç dil konuşuyorsun diyor. Burada da I speak three languages. Turkish, English and German. Üç dil konuşuyorum diyor. Türkçe, İngilizce ve Almancaymış maşallah bayağı bir dil konuşuyormuş. Siz de iki tane söyleyebilirsiniz değil mi? İngilizceyi de sayın artık bence. I speak two languages, Turkish and English diyebilirsiniz mesela. Ya da sadece Türkçe ise I speak Turkish diyebilirsiniz direkt. Nice to meet you Sabiha. Bakın nice to meet you tanıştığıma memnun oldum demek gençler. Lütfen bunu ezberleyin önemli. Çok fazla karşılaşacaksınız bununla. Tanıştığıma memnun oldum Sabiha diyor. O da it's my pleasure. O zevk bana ait diyor. Yani aslında ben de tanıştığıma memnun oldum demek istiyor burada. Bunlar da bence yine de notlarınızı alın ezberlemeye çalışın gençler. Hadi şimdi burada bir alıştırma yapalım gençler. Bayraklar var bakın. Bayrakları ne yapacağız? Ülkelerle eşleştireceğiz. Bakalım doğru eşleştirecek misiniz? Şimdi burada videoyu durdurun bence. Önce kendiniz bir eşleştirin. Numaralar var bakın burada. Numaraları buralara yazacaksınız. Daha sonra da benimle beraber cevaplara bakın. Böyle daha çok aklınızda kalabilir. Şimdi 11'e India demiş zaten bakın şurada. Gerisini biz ne yapacağız? Yerleştireceğiz. Sırayla gidelim mi? Bakın birincisi, birinci bayrak hangi bayrak buradaki? Amerika değil mi? Amerika neydi? The USA diyorduk gençler Amerika'ya. Yani nerede bulacağız? Bakın aha buradaymış da USA. Buna ben 1 diyorum. Daha sonra ikiye baktığımda bakın bu nerenin bayrağıydı? İngiltere'nin yani Britanya'nın bayrağıydı gençler. Britanya'yı biz ne diyorduk? Britain diyorduk. O da bakın burada 3'teymiş. Yani Britain'la 2'yi de eşleştiriyoruz. 3'te bu nerenin bayrağı? Bakın biliyor musunuz? Bravo Almanya. Almanya neydi? Germany demekti gençler. Buraya 3 diyoruz. 4 bizim zaten kendi bayrağımız biliyorsunuz. Türkiye. O Türkiye ile de 4'ü eşleştiriyoruz. Burada 5. bayrak. 5. bayrak bakın harita üzerinde de göstermiş. Rusya'yı gösteriyor değil mi? Rusya'nın İngilizcesi neydi gençler? Russia'ydı. Hemen burada Russia ile de 5'i eşleştiriyorum. 6. bayrağımız Fransa bayrağı. Fransa, France demekti. 6 ile France e eşleştiriyoruz. 7. bayrağımız Japonya bayrağı gençler. Neydi? Japan diyorduk. Japan de 7'yi eşleştirdik. 8. bayrağımız İspanya bayrağı yani Spain diyorduk gençler. Spain ile de 8'i eşleştiriyoruz. 9. bayrağımız İtalya'nın bayrağı o da Italy demekte. 9 ile eşleştirdik. 10. bayrağımız Mısır'ın bayrağıydı gençler. Yani Egypt diyoruz. Onunla eşleştiriyoruz. 11 Hindistan'dı. India demiştik zaten. 12 de Çin gençler. Yani China diyoruz. Bu şekilde alıştırmamızı halletmiş oluyoruz. Şimdi başka önemli bir konuya geldik gençler. Biliyorsunuz artık ortaokulda farklı farklı dersleriniz olacak. Hepsine de ayrı ayrı öğretmenleriniz girecek ve bunların İngilizcelerini bilmek de çok önemli. İngilizce dersinde ilk ünitede bunları göreceksiniz çünkü. Hemen bak bakalım. Şöyle isimlerini ben söyleyeyim. Sizler notlarınızı alabilirsiniz. Geography, coğrafya demek gençler. Coğrafya, geography. Physical education, PE olarak da yazılır. Bu beden eğitimi demek. Maths, matematik. Turkish, Türkçe dersiniz. History, tarih dersiniz. Drama, tiyatro dersiniz gençler. Language class, dil sınıfı demek. Art, sanat demek. Music, bu adı üstüne zaten. Music, science da fen bilimleri dersiniz demek gençler. Burada coğrafya, tarih olarak ayırmış ama sizler sosyal bilgiler olarak göreceksiniz. Social Science da diyebilirsiniz ona. Hemen fotoğraflarla da eşleştirebiliriz isterseniz. Bakın birincisini hemen eşleştirmiş. Physical Education demiş. İkincisine baktığımızda bakın Music var burada. Hemen buraya Music koyuyorum. Üçüncüsünde nerede Hello demiş. Hello diyorsa neydi? İngilizceydi. Yani Language Class dememiz gerekiyor gençler. Ya da English de diyebilirsiniz direkt. Dördüncü fotoğrafımızda bakın kaleler var. Yani tarihten bahsediyor. History diyoruz. Beşincisinde merhaba demiş. Bu Türkçe dersi gördüğünüz gibi yani Turkish diyoruz. Altıncısında ok bakın dünya var burada. Küre var. Hemen ne geliyor aklımıza? Coğrafi geliyor değil mi? Ya da sosyal bilgiler diyeceğiz. Biz buraya geography diyoruz. Yedincisinde bakın burada resim çiziyormuş. Yani art diyoruz gençler. Sekizde tiyatro var bakın burada. Drama diyoruz. 9'uncusunda 2 artı 2 eşittir 4 demiş ya, matematik dersi maths diyoruz. 10'uncusunda da bakın deney küpü var burada yani science diyoruz. Fen bilimleri dersimizi söylüyoruz gençler. Şimdi bununla alakalı okul hakkında konuşma yani talking about school yapacağız gençler. Okulumuzu söyleyeceğiz. Hangi dersi seviyoruz? Hangi derslerimiz var? Hangi derslerimiz yok? Bunları söyleyeceğiz. Nasıl söylüyoruz? Bakın iki kişi konuşuyormuş kendi arasında. Ne diyor? Where do you study? Nerede okuyorsun diyor. Burada biz ne diyorduk? Okulumuzun adını söylüyorduk. Yani I study at Bolton Secondary School. Bolton ortaokulunda okuyorum demiş. Sizler kendi ortaokulunuzu söyleyebilirsiniz. Yani okulun ismini. Devamında da ortaokul kısmına secondary school diyorsunuz gençler. Sonra demiş ki what is your favorite class? Bakın favorite class diye soruyorsa favori dersin ne diye soruyor sana. En sevdiğin dersi soruyor. Bu da demiş ki it is geography. Coğrafya demiş. Siz burada it is English diyebilirsiniz gençler. Eğer İngilizce benden dolayı seviyorsanız. <laughs> Devamında which classes do you have on Monday? Bakın günler Monday neydi? Pazartesi. Pazartesi hangi derslerin var diyor. Burada pazartesi olan derslerinizi söyleyeceksiniz. Nasıl söylüyorsunuz? I have diye başlıyorsunuz gençler. Sonra o gün hangi dersler varsa onları sayıyorsunuz. I have science, history and maths on Monday demiş mesela. Pazartesi günü fen bilimleri, tarih ve matematik dersim var diyor. When do you have English classes? İngilizce dersin ne zaman diye sormuş. Bakın when zaten bize ne zaman sorusunu sorar. Buna cevap olarak da I have English classes on Thursday diyebilirsiniz. Perşembe günü İngilizce dersim var diyebilirsiniz gençler. Bunları da şöyle bir iki tane alıştırma yapın bence aklınızda çok da iyi kalacaktır. Bakın burada da bununla alakalı örnek bir Susan's timetable demiş. Zaman çizelgesi yani ders programı var arkadaşlar. Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday ve Friday. Pazartesiden Cuma'ya kadar ne yapmış saymış. Bu işareti gördüğünüzde fen bilimleri yani pazartesi ilk iki saati neymiş? Science. Daha sonra hello hello dediği yani İngilizce English. Daha sonra bakın kale var yani history. Bir de matematik varmış. Burada ne oluyordu? Maths oluyordu. Bu şekilde söyleyebilirsiniz. Şimdi geliyoruz likes and dislikes. Yani sevdiğimiz ve sevmediğimiz şeylere geliyoruz gençler. Sevdiğimiz şeyi nasıl söylüyoruz? Sevmediğimiz şeyi nasıl söylüyoruz? Bunlara geleceğiz. Bunları gençler like, enjoy ve love ile söyleyebiliriz. Like ve enjoy ikisi de eş anlamlıdır gençler. Aynı anlama gelir. Birbirinin yerine de kullanılır. Sevmek, hoşlanmak anlamındadır. Örneğin I like reading books. Kitap okumayı severim. I enjoy drawing pictures. Resim çizmekten hoşlanırım anlamında bunları kullanabiliyoruz. Bir de love var. Love da çok sevmek anlamındadır. Bakın zaten burada iki tane kalp var görüyorsunuz. Yani like ve enjoy'dan biraz daha güçlü oluyor gençler. I love playing the guitar. Gitar çalmayı çok severim diyor burada mesela. Çok sevdiğini söylüyor. Ve şunu unutmayın gençler. Like, enjoy ve love'dan sonra bakın cümlede de görüyorsunuz. Gelen fiile biz ing, ing takısını getiriyoruz. Bu da yine aklınızda olsun. Bunlarla biz sevdiğimiz şeyleri söylüyoruz. Sevmediğimiz şeyler de don't like, dislike ya da hate ile söyleyebiliyoruz. Don't like ve dislike ikisi de yine eş anlamlıdır gençler. Sevmiyorum anlamındadır. Hoşlanmıyorum, sevmiyorum. Birbirini yerine bunu kullanabiliyorsunuz. Hate ise nefret ediyorum anlamındadır ve don't like ve dislike'dan biraz daha güçlü bir anlam taşır. Hate, nefret ediyorum demektir. Örneğin I don't like doing exercise, egzersiz yapmayı sevmem demiş. I dislike playing table tennis. Masa tenisi oynamayı sevmem demiş. Bakın bunların yerine birbirini de kullanabiliyorsunuz. Örneğin I don't like doing exercise demiş ya. Siz burada I dislike doing exercise de diyebilirsiniz. Ya da burada I don't like playing table tennis diyebilirsiniz gençler. I hate watching TV. Televizyon seyretmekten nefret ederim demiş. Bakın burada da hate var. Nefret ettiğini söylüyor. Bunları bence kesinlikle not alın. Anlamlarını yazın yanlarına gençler. Emin olun çok büyük faydasını göreceksiniz. Bir şeyi sevmekle sevmemeyin yanında bir de gençler bir şeyde iyi olmak var. Mesela derslerde örneğin matematikte iyisindir. Ben matematikte iyiyim dersin. Ya da işte ben İngilizce'de iyiyim ama müzikte iyi değilim. Demek için neyi kullanacağız? Burada da be good at kullanıyoruz gençler. Buradaki be fiili emizar olarak çekimlenecek. Yani cümlede be olarak kullanmayacağız. Daha çok good at göreceksiniz gençler. Bir şeyde iyiysek be good at olarak kullanıyoruz. Örneğin I am good at PE demiş bakın burada. Ben beden eğitiminde iyiyim. I am not good at social studies. Sosyal bilimlerde iyi değilim diyor mesela burada da. Sosyal bilgilerde iyi değilmiş. Siz de aynısını buna benzer söyleyebilirsiniz. Örneğin matematikte iyiyseniz I am good at maths diyebilirsiniz. Ya da İngilizce'de I am good at English diyebilirsiniz. Örneğin fen bilimlerinde iyi değilseniz de bu sefer I am not good at diyorsunuz gençler. Burada kullanıyorsunuz bakın şöyle de göstereyim. I am not good at olarak söylüyorsunuz iyi olmadığınız bir derste. Şimdi ünitenin sonuna yaklaşmışken test çözmeden olmaz. Gelin sizle bir test çözeceğiz. Hem de anlattığımız şeyleri pekiştireceğiz gençler. Böylelikle okuldaki dersinize de hazır olmuş olacaksınız. Burada testlerimiz var. Burada ne yapıyorsunuz? Soruyu gördüğünüzde durdurun lütfen. Daha sonra çözün sonra benimle beraber çözümüne bakın. Çok daha iyi olur. Hem doğru yanlış kontrol edersiniz hem de çözümlerine bakmış olursunuz. Hadi bakalım başlayalım. Birinci soru. I am good at blah blah. Nokta noktada iyiyim. Bakın good at var neydi? Bir şey iyi olmaktı. I love English and Turkish demiş. İngilizce ve Türkçeyi seviyorum demiş. Love neydi? Sevmek demekti. Şimdi İngilizce ve Türkçeyi seviyorsa hangi derste iyi demek ki? Dil derslerinde iyi değil mi? Yani learning languages olması lazım gençler. I am good at learning languages diyoruz. İkiye bakalım. Hello, merhaba. My favorite lesson is blah blah. Benim favori dersim nokta noktadır. I like doing experiments. Experiments ne demekti gençler? Experiments deney demekti. Deney yapmayı seviyorum. Deney hangi derste yapıyorduk biz? Harikasınız bir fen bilimleri dersinde yapıyorduk. Yani science diyoruz. Üçüncü sorumuz. Henry's favorite class is bla bla. Henry'nin favori dersi nokta noktadır. He loves singing songs and playing the piano. Şarkı söylemeyi ve piyano çalmayı seviyormuş. O zaman favori dersi neymiş Henry'nin? Tabii ki müzikmiş gençler. Burada Bursa diyoruz. Dörde bakalım. Hi, I am Wei. Merhaba, ben Wei. I am from China. Ben Çin'denim diyor. Çinliyim diyor. I am bla bla. Ben Çinliyim diyecek. Yani burada I am'den sonra biz ne diyorduk? Milletimizi söylememiz gerekiyor diyorduk. E Çinli ise millet olarak nasıl söylüyorduk biz? Chinese diyorduk değil mi? Bravo harikasınız. Cevap Ceyhan oluyor. 5'e geliyoruz. Hi I am Francesca. Merhaba ben Francesca. I am from Italy. Ben İtalyalıyım. I can speak two languages. İki dil konuşabiliyorum. Bla bla and English nokta nokta ve İngilizce konuşabiliyorum. Hmm. Şimdi İtalyalıysa zaten garanti cepte olan dili hangisi? İtalyanca değil mi? E neydi İtalyanca? Italian demekti. Cevabımız denizli oluyor. Altıya bakıyoruz. Jack ve Susan konuşmuşlar. Jack demiş ki do you like drama Susan? Dramayı sever misin Susan? Yani tiyatroyu sever misin Susan diyor. O da not really. Pek değil. Hmm sevmiyormuş. I love solving problems. Ben problem çözmeyi seviyorum. Blah blah is my favorite class. Nokta nokta benim favori dersimdir. Problem çözmeyi seviyorsa favori dersi nedir? Tabii ki matematik yani maths diyoruz gençler. Cevap bursu oluyor. 7'ye bakıyoruz. I enjoy learning different languages. Ben farklı dilleri öğrenmeyi seviyorum diyor bakın. Learning different farklı demek. Language dil demekti. Enjoy da sevmek demekti. I can blah blah English, German and Italian. Ben İngilizce, Almanca ve İtalyanca nokta nokta yapabiliyorum. Ne yapabiliyorum? Tabii ki konuşabiliyorum. Yani speak olması lazım. Speak konuşmak demek gençler. Hemen diğerinin anlamlarını da söyleyelim. Bence onları da yazın ezberleyin çünkü göreceksiniz çok fazla. Solve çözmek demek. Hani solve problem diyorduk ya problem çözme. Do yapmak demek. Hate de nefret etmek demekti gençler. 8'e geliyoruz. I love playing soccer in my blah blah class. Ben nokta nokta dersimde soccer burada futbol demek gençler. Futbol unutmayın. Amerika'da soccer diyoruz. İngilizcede yani İngiltere İngilizcesinde futbol diyoruz. Soccer yani futbolu seviyorsa hangi derste futbol oynuyorduk biz? Physical education değil mi? Beden eğitimi dersinde futbol oynuyorduk. 9'a bakalım. My favorite school subject is PE. Bakın PE neydi az önce de vardı. Physical education demekti. Onun kısaltılışıydı yani beden eğitimi demekti. Benim favori dersim beden eğitimiymiş. Kimlerin favori dersi beden eğitimi? Hadi gelsin bir yorumlara yazsınlar. Eminim birçoğunuzun dersi, favori dersi beden eğitimidir. I like bla bla. Nokta nokta yapmayı seviyorum. Ha, şimdi beden eğitiminde ne yapıyoruz? Doing exercise, egzersiz yapmak olabilir mi? Olabilir. Doing puzzle, puzzle yapmak. Bedeninde pek yapmayız. Singing songs, şarkı söylemek. Bunu da pek yapmayız. Playing the guitar, gitar çalmak. Bunu da yapmayız. Ne yaparız? Egzersiz yaparız. Yani burada cevap Adana oluyor. 10. sorumuza bakıyoruz gençler. 10. ve son sorumuz. He is Roberto demiş. O Roberto. He is from bla bla. He is Spanish. Nokta noktalıdır. O İspanyoldur diyor bakın Spanish burada milletini söylemiş. Biz ülkesini bulacağız gençler. İspanyolsa hangi ülke? İspanya değil mi? İspanya ne demekti? Spain demekti. Cevabımız Ceyhan oluyor. Evet gençler dersimizin sonuna geldik. Umarım buraya kadar izlemişsinizdir, zevk almışsınızdır ve bir şeyler öğrenmişsinizdir. Şimdi yorumlar sizde nasıl, beğendiniz mi dersi, hoşunuza gitti mi, benimle beraber var mısınız sene sonuna kadar bu yolda İngilizceyi fullemeye gençler. Yazılı videolar da gelecek unutmayın. Yazılıları da yüz almadan bırakmak yok, pes etmek yok gençler. Dediğim gibi umarım sevmişsinizdir, umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz ne yapıyorduk bir like atıyorduk gençler. Ve hemen şimdi kanala abone oluyoruz ki gelecek videoları kaçırmayalım. Şimdilik kendinize çok çok iyi bakın. Derseniz de başarılar diliyorum. Bir sonraki videoda görüşünceye dek hoşçakalın. Bye.